Tepside kumpir, 5 adet haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı tereyağı, kaşar peynir rendesi, 1 kase konserve garnitür kullanacağız. 1 kase mısır konservesi kullanacağız. 1 adet kapya, 1 adet sivri biber, tuz ve sucuktan oluşan bir malzeme listemiz var. İkinci şifremiz hemen ekrana gelsin. Hediye. İkinci şifremiz hediye. Sarpıcığım hemen rendeleyelim. Geldim. Rendeleyelim. Ben de bunları doğrayayım. Şöyle. Ben artık bunu alırım. Şöyle anne usulü çıkartayım. Ve doğrayalım. Şöyle. Şey bunu da yapalım istiyorum yani. Bir tepsi alırım. Ha ha bunu da olur. Ay, elime de yapıştırdım altını. Altına yapıştırdım galiba elime. Şöyle zeminde biraz kaşar peynirle kaşarı karıştıracağız. Onu sonra şey hepsini rendeleyerek verdim. İkiye bölüp kullanırız. Kesme tahtası alayım. Bunları da ben böyle halka halka doğrayayım. Hatta daha minik doğrayayım. Garnitür şeklinde. Bir de bıçak alayım. Peçetelerde durmasın masada tatlım. Evet şu an şöyle yine ben hızlı doğrama yöntemiyle efendim doğruyorum. Gerçekten o kadar çabuk gidiyor ki her şey. Tık 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 efendim öyle rayına oturttuk ki sizlerin desteğiyle ve sizlerin ilgisiyle her gün böyle kendimizi bir adım daha geliştirmiş bir şekilde karşınıza çıkıyoruz. Kim arıyor? Bakayım. Evde yokuz şu an. Çok meşgulüm. Şu an evde yokuz. Son 30 dakika var. Şöyle. Nermin, senin ponçiklere bakar mısın? O yerim ben onları. Vallahi almış başını. Görelim mi? Görelim mi başını gidiyor. Heyecana gelin efendim. Bak, bak, bak. Ya aman ya Rabbim. Dostik, ya gerçekten bu işi severek yapmak budur efendim. Vallahi. Poğaçanız kabarıyorsa, kekiniz pofidik pofidik pişiyorsa bu tamamen göstermiş olduğunuz ilgiyle alakalı. Gerçekten sen bak. Sen seviyorsun ben biliyorum. Sevmezsek zaten olmaz. Vallahi. Hamur işi deyince benim için akan sular duruyor. Nasıl bir şeydir bilmiyorum. İnsanın öz saygısı işini sevmek evet, zaten. Kesinlikle katılıyorum. Vallahi billah. Bakın şöyle küçük küçük hepsini bir avuç doğradım. Ben bunları tek tek biliyor musunuz? Evde de böyleydim. Yemek yapacakken böyle yeni gelinken işte çocuklar küçükken falan hızlı hızlı yapardım. Böyle bir şeyi saatlerce oturayım uğraşayım doğrayayım. Canı tez canı. Yok yok yani ben burada bu vakiti harcayamazdım. Canı taze efendim. Benim sunucumun canı taze. Evet Yükselci. Mıspanaklar tek tek ayıklanmaz. Öyle tek bir sunucu sorsaydı ne yapardı acaba? Yüksel maaşıma zam işime son yapardı herhalde. Şey derdi. Tamam hanımefendi biz sizinle artık çalışamıyoruz. Zaten ben Yüksel'le ilk tanıştığımızda şey dedi bana. Yani sosyal medyadaki sunumlarını yap programda yeter zaten dedi. Bir de elim videoda da belli oluyor çabuktur. Ben ağır hareket edemem. Böyle dökeyim onu karıştırayım. O motion sallana sallana. Yapamam. Ben de yapamam. Evet. Aa bismillahirrahmanirrahim. Aynen öyle. Benim hareketlenmeye hiç gerek yok. Serpil'cim ne yapıyorsun canım? İşte iyiyim nermi sen. Bismillahirrahmanirrahim çekti. Şöyle hemen bir tereyağıyla zemini yağlayalım. Şöyle yapışmasın. Fırın yolculuğuna gidecek ya. Şöyle zeminde bir tereyağı kokusu olsun. Patatesimiz de yağ sever, tuzu sever. Şöyle bir şey bakın. Söyleyeyim, patronumuz patatesi nereden alıyorsa çok güzel biliyor musun? Kumlu ben? Kumlu değil mi? Vallahi bak bu da çok hoş. Hı. Yap göreceksin şimdi. Dokun. Şöyle hemen bunu alıyorum. Serpil bu tuz bana yetmez. Ne aşkım? Bu tuz bana yetmez. Dur geliyorum geldim. Şöyle patates tuzu sever çünkü. Aa şey ben attım haşlıyorken biraz. Hı, tamam o zaman. Böyle yavan yavan olmasın birazcık diye. Birazcık da kaşar peynir. He. Yoğurt çorbaları niye çok tuzlu olur? Çünkü yoğurt ekşi tuz alıyor. Nermin sana kaseyle su verecektim. Şimdi Yüksel Beyciğim yoğurt çorbalarını yaparken dikkat etmeniz gereken son aşamada tuzunu koyuyor olmanız. Bir de yoğurt unla beraber buluştuğunda her zaman tuzu biraz daha fazla çeker. Yoğurt da tuzsuz. Un da tuzsuz olduğu için koyulaştığında bir tık daha fazla tuz alabiliyor. Ama ekşi yoğurt kullanıyorsanız tuz oranını düşürüyor direkt. Evet süzme yoğurtla çok tuzunu olur. Tuzunu kaçırıyor kendisi herhalde değil mi? Aynen öyle. Zemine koydum efendim. Şöyle
İki kat çıkacağım bundan. İki kat patates. Aldım artık ruhsat almadan hiçbir şey yapmıyorum. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Şöyle hemen patatesi zemine elimle hamur gibi yerleştiriyorum. Şöyle çok lezzetli olacak. Kesinlikle. Şimdi bunu da üste koyacağım. Ha, evet, kapatacağız. Hı, tamam. Burada direkt bakın şöyle sucukla başlıyoruz. Şöyle ben tersten, sen düzden gel. Şöyle. Ne var? Bir şey kalmadı, köfte var. Bence sen onları rendele, havuçlarını. Ben bunu yaparım ya. Hemen. Çok rahat olur sonrasında. Tamam, peki. Bunu ben gidiyorum. Yaparım. Aynen. Elimdekini bitiririm, gidiyorum. Tamam. Ama üstte kalmadı hiç. Üstüne de koyacak mısın? Üstüne kaşar koyuyoruz finalde ya. Olsun, bir garnitür istiyordum böyle renkli. Biraz ayırayım şöyle. İdare et Nami, idare et. Biraz ayırayım, tamam. Anladım. Anladım. İdareli kullanalım. Şöyle. Tasarruf. Elim bol kepçe, ne yapayım? Şimdi buraya şöyle. Dur bakayım. Döküyorum. Bakın. Şöyle. Buradan özür dilerim. Şöyle birazını buraya alıyorum. Garnitürümü şöyle birazcık. Garnitür biraz daha verebilirim. Yok yok, şu an tam yettireceğim. Mısır da bizim konservelerimizden açtım. Şöyle. O da var. Şuralara birazcık tereyağlar koyuyorum. Şöyle. Şimdi sen bir gel bakalım. Buradan kaşarımı alıyorum bir miktar. Şöyle. İki kattan oluşan kat kat bir lezzet. Kumpir diyoruz ama kumpirde bile bu lezzeti yakalayamazsınız. Gerçekten söylüyorum. Bu kadar sonrasında bakın. Kalan patatesimi, hakikaten hamur gibi o patates. Şöyle dikkatlice alt zeminimin üstüne yayıyorum. Bunu fırına vereceğim. Fırında da 10-15 dakika. Maksimum 10-15 dakika pişecek. İyice içindeki malzeme özleşecek. Biberler böyle dişe gelecek birazcık. O dişe gelme olayı o kadar güzel ki çok seveceksiniz. Üzerine isterseniz ketçap, mayonezle taçlandırabileceğiniz gibi de onsuz da servis yapabilirsiniz. Tamam. Burada yine bakın şöyle sucuk sandviziyorum. Pazar kahvaltısına deneyin. Ara sıcak. Gerçekten ara sıcak. Çok güzel olur. Çocuklar da çok sever. Koyduk. Yine şöyle kırmızı kapya ile Charleston'undan ekliyorum. Hiçbir şey ziyan etmedim. Hepsini koyalım. Şöyle. Evet. Bunları da böyle koyduktan sonra bakın. Zaten görüntü ortaya çıkmaya başladı. Şuraya şöyle güzelce. Bunu ben alayım mı? Koyuyorum. Kat kat ortasında ve zeminde patates. İç harç iki kısımda var. Mısır taneleri. Aman Allah'ım, Nermin'in enfes mutfağında bugün gerçekten hem pratiklik hem lezzet bir arada yine. Her zaman olduğu gibi geldim. Ben ama buraya az taşındım. Sonra bir köfte yapacağım. Köfte efsane. Köfte efsane. Sebzenin en güzel hali. Köfteyle buluşmuş en şık hali. Ne yapacağım ben bunda? Tamam. Canım ya. Unuttum. Tereyağı şey yapacağım. Şöyle bakın tereyağdan. Şöyle. Olmazsa olmaz tereyağı. Patatesin içine de koyabilirsiniz yoğururken. Ben ama kaşar peyniri koydum. Patatesim soğuktu çünkü tereyağı erimeyecekti. O yüzden böyle son kısmı üstüne bıraktım bunu. Nermin, bu pırasaları çok incecik mi yapıyorum? Pırasaları evet incecik yapalım. Zaten önden bir kavurma işlemi yapacağız pırasaları. Şimdi kalan da peynirimizi bismillahirrahmanirrahim efendim yağdırıyoruz. Lezzetler. Nermin'in enfes mutfağında Kanal 7 izleyicileri için özel seçiliyor, özel hazırlanıyor. Evet, bu işi seviyoruz efendim. Tabii önce sizi seviyoruz, sonra işimizi seviyoruz. Siz sevildiğiniz için bu lezzetler bu kadar güzel bir şekilde enerjiyle hazırlanıyor. Ne yapayım? Poğaçalara bir bakayım, oraya göndereyim olmadı. Aman Allah'ım, altına bakalım mı? Altına bakalım mı? Oo tamam. Olmuş. Ama sanki 5 dakika daha mı pembeleştirsem? Şey zaten bu pişmişler mi? Biraz poğaçalarımız pişsin bence ya. Şunu ben şimdilik buraya koyayım. Burada yavaş yavaş erimeye başlasın. Onu üste alacağım birazdan. Kabı ısınana kadar kap pişmiş olacak. Kap ısınsın dediğin gibi. Ara sıcak olarak da değerlendirebileceğiniz kumpir dedik ama kumpir demeyin siz ona. Neler neler var içerisinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.